Tekrar merhaba. Bugün 18 Ocak 2022. Günlerden Salı. Şimdi geçen çekimde bahsettiğim motor kapağı bu. Motor kapağının kaplaması da oldu. Bağlantıcılarından bir tanesi takıldı. Hem boyandı da bu arada. Boya olarak işte diğer kısımları da şu çift taraflı boşluklar, tutma kolları da şu şekilde boyandı. Neyle boyadık? İşte parlak alüminyum jant boyası var. O tipten aldım. Onunla boyamasını yaptık. Şu şekilde en azından kapak güzel oldu. Şimdi onun dışında bakalım nasıl olmuş. Merdivenlerimiz bitti. Tabii merdivenlerin çıtaları, yani alüminyum köşeleri var. Onlar henüz boyanmadı. Onlar da boyanacak. Şu şekilde en azından artık daha temiz görünüyor diyebilirim aracın. Basamakları. Motor kapağı zaten içeride boyanmıştı. Şu şeyler işte yeni yapıldı yine. Şu bantlar bitti. Şu kısımlar. Bakalım. Zaten kaplanmıştı. Şu kapağın olduğu yer. Kapak da kapatıldı. Evet. Şöyle gösteriyoruz aslında. Şu kısımda tamamlandı. Şu kısmı metal bırakacağım. Çünkü orada Webasto'nun daha doğrusu hava ısıtıcısının çıkışı var. Onun için o kısmı metal bırakmayı düşünüyorum. Diğer yerlerdeki boşluklar gördüğünüz gibi kapandı. Zaten şu bölge zaten masanın şeyin dolabının altında kalacak. Mutfak dolabının. Onun dışındaki alanlar da bitti. Kapak dediğim gibi. Kapak da tamamlandı. Evet. Şu anda gelişmeler bu kadar. Başka da bir yer şu an için yapılmadı zaten. Artık Serdar Bey'in gelmesini bekliyoruz. O geldikten sonra aracın artık şu mobilyaları monte edilecek. Mobilya montajından sonra da kapaklar ısmarlanacak. Artık araç biraz daha mutfak mobilyaları da dolapları da olduktan sonra saklama alanları da tamamlanmış olacak. Şimdilik bu kadar. Çok da fazla bir gelişmemiz yok. İşte şeyleri takladık. Merdivenler de kaplandı. Çıtaları, alüminyum çıtalar boyandıktan sonra şu köşelere. Onlar da tamamlanınca biraz daha tabii şık görünecek. Evet, şimdilik bu kadar. Gelişme oldukça paylaşmaya devam edeceğim. İyi günler.